Arkadaşlar merhabalar, ben Ece Hoca. Bugün birlikte ikinci metnimizin çevirisini yapacağız. Romalılarla ilgili bir pasaj. Bakalım ne demiş Romalılarla ilgili. Şurada bir yapı gördüm, özlemi verdi. Tamam Romalılar. Arkasından gelen yapı ne olacak? Fiilim olacak. Subject ve verb dizilimi yapmışsın. Şimdi burada bir bilmenizi istediğim bir durum var. Descendant ne demek? Bir descendant bir kalıp olarak kullanılır. Bir soydan gelmek anlamına gelen bir yapıdır. Ve dikkat et from'la kullanılır. Çünkü bir şeyden geliyorsun bak. Romalılardan gelir. Neyden geliyor? Cluster bir küme, grup anlamına gelen bir kelime aslında. Burada isim anlamında kullanıldığı için isim olduğunu nereden anladım? Çünkü of'la nın'in tamlama yapmış. İnsanların grubu. Bir insan grubundan gelir. Den gelmek, soydan gelmek anlamında kullanılan bir yapıdır. Torun kelimesi olarak da karşımıza gelebilir. Dikkat edin. Descendant olarak ona da bir yazalım. Bu da torun demek. Karşımıza çıkabilecek kelimelerdir. Şimdi bir grup insandan gelir Romalılar. Who deyip açıyorum. İnsanlarla ilgili bilgi vereceğim. Nasıl insanlar bunlar? Reticulus açtım. Head cross. Cross ne demek? Aslında karşıdan karşıya geçmek demek. Geçmek anlamında da kullanılabilir. Geçmiş olan Alpleri neye doğru? İtalya'ya doğru. Alpleri geçmiş olan boyunca. Bunlar edat. Ne boyunca? Seconds ikinci anlamına geliyor ama burada milenyum dediği için 2000 boyunca, milattan önce 2000 boyunca İtalya'ya doğru Alpleri geçmiş olan insan kümesinden gelen torunlardan bahsediyor Romalılar. Onlardan gelir diyor ve konuşan, hala reticulus cümlemi devam ettiriyorum bak dikkat et, ve konuşan insan kümesi çeşitli Hint, Avrupa, dialect dediğini dilleri, lehçeleri konuşan insanlar kümesinden gelir Romalılar dedin, cümleyi bitirdin. Şimdi cümleyi bir ayırt edecek olursak şuraya dikkat et. Öznem Romalılar. Yüklemim ne? Ona da bir dikkat edelim. Şuradan vurgulayıcı rengimizi değiştirelim. Yüklemimden gelmek, soyundan gelmek anlamına gelen yapım. Kimden geliyor Romalılar? Onu da bir renklendirelim. Bir küme topluluktan geliyor. Who deyip açtın. Who ile açtığın yapı da ne oluyor? Cümlenin nesnesi oluyor. Buna dikkat edelim. Sana eğer sorarsa ki kimden gelir bu adamlar diye, ona bir dikkat. Şuraya dikkat edeceksin. Bir saniye şuradan kalemimi alayım. Şuraya dikkat edeceksin. Her zaman paragraf sorularında relative clause cümlelerin içleri sana bilgi veren, true false sorularına yönlendiren yapılardır. O yüzden paragraf sorularını çözerken özellikle bu who'ların içlerine, which'lerin içlerine, that'lerin içlerine dikkat kesilelim. Nasıl küme insanlardan geliyor? İtalya'yı 2000'lerde, milattan önce 2000'ler boyunca geçmiş olan, Alpleri geçmiş olan ve çeşitli Hint-Avrupa dilleri konuşan insanlardan geliyormuş. Şuradan çok güzel true false sorusu çıkar. İkincisi dikkat etmenizi istediğim nokta, şuradaki edatlara çok dikkat edelim. Şu during yapısına dikkat. During bir edattır ve boyunca diye çevrilir. Buna bir dikkat edelim. Boyunca diye çevrilen başka yapıların var mı? Var tabii ki, boyunca diye çevirdiğimiz neydi o? Throat yapısı. Bu da zamansal olarak, ikisi de zamansal bir edattır. Zamansal olarak zamanı niteler. Burada milattan önce 2000 boyunca demişsin. Bunu throat'la da verebilirdin. Peki, throat'un bir de ne anlamı var? Mekansal bir edat olarak kullanılabilir. Mekansal olarak kullanıldığında da işte dünyanın her yerinde diye kullanabilirsin. Bir alanın her yerinde anlamında, mekansal olarak da her yerinde olarak karşımıza çıkıyor. Buna da dikkat. Peki during'in mekansal bir boyutu var mı? Yok. Sadece zamansal olarak kullanıyoruz. Bir zamanı niteliyoruz. Şuna da dikkat edelim. Eğer deseydi ki bir tense sorusu çözseydim. Mesela buraya milattan önce 2000'ler boyunca gibi bir anlam verdiğinde sen bunu boyunca diye çevirdiğin için nedense hep bir have as verb 3'e gidiyorsun. Have as verb 3 günümüzdür. Have as verb 3 during tek başına süreç olarak kullanılmaz. Buna lütfen dikkat edelim. Ne tek başına kullanılırsa süreç oluyor. Throat yapısının arkasından history kelimesini gördüğünüzde, insan tarihi kelimesini gördüğünüzde, human history, işte recorded history, kayıtlı tarih boyunca gibi kelimeleri gördüğünüzde ki kullanır anahtar kelime olarak, bunlar bizi tense olarak
Ancak have has verb'çe ya da have has been isim cümlesi ise have has been'e ya da have has been verb ing götürebilen yapılardır. Doing tek başına ne vermez? Süreç vermez. Onu da belirtelim. Devam edecek olursak güncel bir araştırma. Güncel dediğim için have has verb kullandım. Bak dikkat et. Güncel arkeolojik araştırma. Has push. Şuraya dikkat. Push back. Normalde push something back anlamında kullandığımızda bir şeyi ertelemek olarak kullanılıyor. Tarihini ertelemek anlamında kullanılıyor. Ama burada tarihini dayandırmak olarak çevirmek daha doğru olacak. Şimdi bakalım güncel araştırma, arkeolojik araştırma. Has pushed the origin of the city of Roma. Roma şehrinin, şuradan vurgulayıcımı alayım ama o da bir siyah olmuş. Onu bir sarartalım. Roma şehrinin kökenini, tarihini push back erteledi. En azından milattan önce 10. yüzyıla erteledi, dayandırdı. Several deyip devam etmişsin. Birkaç centuries, birkaç yüzyıl daha önce. Neyden? More'dan kalıbına dikkat et. Bu iki virgül arası bilgiler önemli. More'dan, neyden daha önce? Geleneksel tarih, milattan önce 753'ten daha birkaç yüzyıl daha önceye erteledi, dayandırdı. Which bu 753 ile ilgili bilgi geliyor bak. Bu milattan önce 753 neymiş? Ona bir dikkat. Ay hocam her şeye dikkat diyorsun ya ama ne yapayım? Dikkat. Çünkü witch'li yapılar, wu'lu yapılar, dead'li yapılar önemli. Bu milattan önce 753 ile ilgili bilgi verecek. Romalılar kendi kendilerine düşündüler. Onların şehrinin kuruluş yılı olarak düşündükleri milattan önce 753'müş. Demek ki Romalılar aslında tarihlerini, şehirlerinin tarihlerini 753'e dayandırıyorlarmış milattan önce, geleneksel tarihten. Ama ben güncel bir çalışma ne yapmış bu tarihi? Ya birkaç yüzyıl daha önceye dayandırmış. Bak dikkat et. Daha önceye dayandırdı. Erteledi anlamında aslında. Pushback hatta geriye çekti anlamında. Romalıların stratejik location, stratejik lokasyonu. Şimdi bu kelimeler, lokasyon kelimesi önemli. Neden? Eğer bana bir prep sorsaydı, lokasyon kelimesini prep'le neyle kullanırdık? Etle kullanırdık. Prep sorusu olsaydı. Ama dikkat et, senin prep'in burada şuradaki nehire refer ediyor. Çünkü niye? Tiber Nehri boyunca. Along yapısı da önemli bir prep'tir ve karşımıza doğru cevap olarak çıkmış prep'lerden biridir. Along'un sadece mekansal bir boyunculuk anlamı var. During'le karıştırma. During neydi? During zamansal bir boyuncaydı. Buna dikkat edelim. Çünkü during'i ben zamanı nitelerken kullanıyorum. Along'u mekanı nitelerken kullanıyorum. Ve genellikle nehir ve coastline kelimeleriyle çok kullanılır along yapısı. Coastline deniz aşırı anlamında da kullanılabilir along yapısı. Nehir kıyısı boyunca, işte deniz kıyısı boyunca, nehir boyunca anlamında genellikle along'u tercih ediyoruz. Ne Tiber Nehri boyunca Roma'nın stratejik lokasyonu Tiber Nehri boyunca ki stratejik lokasyonu bring fiilinin ikinci halini kullanmışsın. Brought yapmışsın. Bring getirmek demek. Tek başına kullandığı için arkadan bir edat kullanmadığı için bunu phrasal olarak kullanmamıştır deyip ona göre çevirmen lazım. Getirdi ona. Nesne olduğu için burada ona diye çeviriyorum. Birçok farklı avantajlar getirmiş. Birçok farklı avantaj getirdi. Neden? Ne getirdi sana birçok farklı avantajı? Romalıların stratejik lokasyonu Tiber Nehri boyuncaki stratejik lokasyonu önemli bir yapı demek ki bak bu. Dikkat et. Paragraf sorusu olsaydı buralar önemli olacaktı. Trade bir fiildir aslında. Ticaret yapmak anlamına kullanılan. Ben bunu gerund ekledim. ing ekledim. İsimleştirdim. Ticaret gemileri. Ticaret gemileri could navigate. Navigate seyir halinde olmak, seyir etmek anlamında kullanılan bir fiil. Seyir edebilirdi, yetenek anlamında kullandım. Bak dikkat et. Geçmiş yetenek neydi? Could yapısıydı. Yapabilirdi, edebilirdi anlamında çevirdiğim. Aslında ihtimale de kullanılan, burada yetenek anlamında kullanılmış. Ama ben bunu ebilirdi anlamında ya da olabilir anlamında ihtimal olarak da çevirebilirdim. Ona da dikkat edelim. Ama
Asıl dikkat etmemiz gereken geçmiş ihtimal olarak da kullanılırdı. Ama kultla ilgili asıl dikkat etmemiz gereken günümüz ihtimal anlamında da kullanılabilmesi. Yani kult yapısı genellikle sorularda çok karşımıza çıkıyor, modül sorularında özellikle. Kult yapısı ken yapısıyla ve main yapısıyla bu noktada ihtimal anlamında eşittir. Günümüz olarak kullanılabilir yani. O zaman tekrar bakalım, bu bilgiyi de verdikten sonra dedi ki ticaret gemileri seyir edebildiği Tiber'de seyir edebildi. As far as Roma, Roma kadar uzak Tiber'de yani bu nehirde seyahat edebildi. Roma'ya kadar gidebildi. Şu as far as yapısına dikkat. Normalde bitişik olarak kullanılabilen bir yapıdır aslında as far as. Bitişik bir kullanımı vardır. Kadarıyla diye çevrilir. As far as I know. Kadarıyla. Buna dikkat. İşte as far as I know. Bildiğim kadarıyla diyelim şöyle. Bu şekilde bir kalıp bağlaç olarak da kullanılabilir. Arkasından SVO yapıları gelebilir. Ama burada senin kullandığın as nokta nokta as yapısı ya da so nokta nokta as yapısı, bunların çevirisi de neydi? E kadardı. Peki burada ne oluyordu? Araya bir sıfat ya da zarf giriyordu. Böyle bir farkı vardı. Arkasındaki yapıya bir benzetme yapıyordun. Roma kadar uzak diyoruz bak. Roma kadar uzak. Bakayım burada nasıl çevirmiş. Fakat daha uzağa gidemiyordu. Kadar seyredebiliyordu nehir boyunca Roma'ya kadar. Bak Roma'ya kadar. Roma kadar uzağa aslında. Öyle bir anlam var burada. Far uzağa anlamında kullanıyorsun. Roma kadar uzağa seyredebiliyordu. Ama no farther ya da no further. Daha ötesine değil. Şuradaki bata paragraf sorusu olsaydı çok dikkat etmen gerekiyordu. Paragraf yapılarında dikkat, but, zıtlık bağlaçlarına ve no gibi, not gibi olumsuz cümledeki olumsuz çekimlere çok dikkat etmen lazım. Burada bir tuzak soru gelebilir şıklarda. Daha uzağına gidebilirdi, Roma'nın daha ötesine geçebilirdi vesaire gibi şıklar yazabilirdi size. Şuradaki esfares ve ezez yapısının arasındaki farka da dikkat. Burada e kadar uzak olarak çevirdik. Devamında şehir kult das. Kult böylece şuradaki das'a dikkat et. Das, hence, therefore. Bunlar neydi? So. Bunlar bu yüzden anlamına gelen dervay da vardır. Bu yüzden böylece anlamına gelen bir bağlaç. Bu yüzden böylece diye çevirebileceğimiz yapılar. And das. Gibi kullanımlar da olabilir. Bitişik olarak kullanılabilen bir yapıdır and does özellikle. Şehir could does serve. Böylece araya koymuş bağlacını. Böylece hizmet edebildi. As arkadan isim gelmediği için as'i ne olarak çeviriyoruz? Dikkat et, as'in bir sürü anlamı vardı. Neydi o anlamlar? Bir yazalım. İçin çünkü anlamı vardı. Dıkça anlamı vardı. Gibi anlamı vardı. As you know, söylediğin gibi gibi anlamı vardı. Dıkça anlamında genellikle artış azalışlarla, gelişmelerle, bu tür fiillerle kullanabiliyorduk. Arttıkça, azaldıkça, geliştikçe, büyüdükçe gibi. Onun dışında iken ya da dığında diye çevirebildiğimiz bir zaman bağlacıydı. Zıtlık değil, dikkat edin. Ve bir de olarak anlamına gelen bir bağlaçtı. Ve genellikle bu yapıların arkasından bu anlama gelerek kullanıldığında arkadan bir cümle gelirdi. SV yapısı gelirdi. Ama bir tek olarak anlamında kullanıldığında arkadan ne gelmez? SV yapısı gelmezdi. Burada arkadan isim geldiği için buradaki ezi olarak diye çeviriyoruz. Port ne demek zaten? Liman demek. Airport'tan hatırla, havalimanı. Bir liman olarak böylece hizmet edebildi. Ne olmadan? Without. Ne olmadan gene bir olumsuzluk yapısı, without yapısı olduğu için bunlar önemli yapılar. Being threatened. Şimdi burada bir pasif kısaltma yapmışsın. Dikkat et. Edat arkasından her zaman biz ayıncılık kısaltmaları gidiyoruz. Ayıncılık kısaltmanın da aktifi pasifi vardı. Burada pasif kısaltmaya gelmiş bak. Being verb 3 yapmışsın. Pasif kısaltmada yani gerund'un pasifini kullanmışsın. Zaten arkadan da by saldırılar tarafından tehdit edilmeden diye çevirmen gerekiyor. Oraya bir dikkat edelim. Bak
istisna olmadan şöyle aldığımızda şehir böylece hizmet edebildi liman olarak ne olmadan without being threatened tehdit edilmeden ne tarafından bay burada pasif anahtarı saldırılar tarafından neyden denizden saldırılar tarafından tehdit edilmeden liman olarak hizmet edebildi böylece diyorsun. Tamam. Sonra devam edelim bakalım. Şuradaki bayın pasif anahtarına dikkat et. Bunun pasif bay vermese bile pasif olduğunu nereden anlarsın? Şimdi bir şehre saldırı tehdit eder mi şehir, tehdit edilir mi? Öyle düşünmen gerekiyor. Tehdit edilir gibi kullanılması gerektiği için bunun zaten pasif olması gerektiğini oradan kanaatine de varabilirsin. Buraya direkt verb halinde de yazabilirdi ama being'ini de eklemiş burada. Tehdit edilmeden, tehdit ediliyor olmadan diye de çevirebilirsin. Sonra Romalıların ünlü tepeleri. Bu bir özne. Romalıların ünlü tepeleri increase arttı. Şöyle bir bakalım. Romalıların ünlü tepeleri arttı mı, arttırdı mı? Bakalım. Şurada bir neyi arttırdı nesnesine cevap veren bir yapı var ve of mümnin tamlaması yapmışsın. Bölgenin defense savunmak demekti. Burada bir sıfat isimleştirmişsin. Savunabilirliğini arttırdı, korunabilirliğini arttırdı. Ne arttırdı? Bölgenin ünlü tepeleri. Diğer bir deyişle deyip aynı şeyi tekrardan söylüyorsun. In other words, diğer bir deyişle as a city, şehir olarak Roma was situated. Şu yapıya dikkat. Şimdi bunu neden hocam pasif kullanıyoruz? Eğer tense sorusu çözerken bu fiillerde sıkıntı yaşıyorsak şuna dikkat edelim. Bir yerde konumlanmak, bir yerde konuşlanmak, bulunmak. Bak hep pasif çevirmiyor muyum? Konumlanmak, konuşlanmak, bulmak değil, bulunmak, değil mi? Bunlar aslında doğuştan pasif fiillerdir. Ne o fiillerimiz? Bir yazalım. Bunlar kendiliğinden doğuştan pasif. Eğer karıştırıyorsan bir fiilin nasıl doğuştan pasif olup olmadığını kendi kendine mi konumlanıyor orada? Onu düşün. Hayır. Bir ilahi güç tarafından ya da işte kendi kendine olmuyor orada. O önceden orada konumlanmış. İşte birileri yapmış orada onu gibi düşünebilirsin. Be located, locate fiili de aynı şekilde. Be center, bir yerde merkezlenmek anlamında kullanılan center kelimesi de aslında pasif, doğuştan pasif olarak bu anlama geldiğinde kullanılabilir. Roma konumlandı. Et nerede? Bir, bu ne demek? Kavşak demek. Bir kavşakta konumlandı. Across the Tiber. Tiber'in bir ucundan bir ucuna ekros aslında bu anlama gelen bir yapıdır. Ekros boyunca anlamını çevirmiştir burada büyük ihtimal bakayım. Boyunca bir kavşakta diye çevirmiş. Bir ucundan bir ucuna boydan boya anlamına gelen bir yapıdır. Cross zaten karşıdan karşıya geçmek fiiliydi bak dikkat et. Geçmek anlamına gelen bir fiil olarak da kullanılabiliyordu. Edat olarak kullanıldığında da aslında ekros yapısı mekansal olarak bize şunu verir. Onu bir yazalım. Bir her yerinde anlamını veriyor. Across the world diyorsun. Dünyanın her yerinde. Ona dikkat et mesela. Across the world. Dünyanın her yerinde. Bir de bir ucundan bir ucuna, boydan boya anlamına gelen bir yapısı da vardır. Bir ucundan bir ucuna, boydan boya gene yazım efsane anlamı da veriyor. Burada Tiber'in bir ucundan bir ucuna bir kavşak noktasında bulunuyordu, konumlandı. Making virgül sonrası verb ing gelimi. Dikkat et virgül sonrası verb ing gelimini genellikle erekarak diye çeviririz. Yaparak onu. Yaparak onu a measurement. Temel bir kara, önemli bir nokta, temel bir bölge, önemli bir bölge yaparak onu Tiber'in kavşağında, Tiber'in bir ucundan bir ucuna kavşağında konumlandı ve nehir ne crossroad, nehir kavşağında konumlandı diyorsun. Şimdi buradaki kelime de aslında crossroad da bir kavşak demek. Ama bu kavşak anlamından ziyade önemli bir sıfat olarak da karşımıza çıkabiliyor. Sıfat değil de daha böyle niteleyici, belirtici bir kelime olarak da karşımıza çıkan önemli bir kelime. Eş anlamlarını verelim. Miles'ın kelimesi önemlidir. Dönüm noktası anlamına gelen kelimeler bunlar. Bunlara dikkat edelim. Dönüm noktası başka turning point, dönüm noktası.
Turning Point, Crossroad, bunların hepsi kavşak anlamına da gelir aslında crossroad, ama dönüm noktası anlamında da kullanabiliyorum. Buna dikkat. Roma ile ilgili bir neyimiz vardı? Metnimiz vardı. Birlikte çözdük. İnşallah faydalı olmuştur diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.